arkadaşlar. Bugünkü videomuza sultan papağanlarımızla başlayalım. Sultan papağanlarımı tekrar yuvalık taktım. Birazcık sarsın geliştiğini düşünüyorum. Bakın siz de şu ara, bu arada arkadaki Selçuk ayaklarına falan bakın. Sanki biraz kartlaştı gibi. İnşallah bu da bir şey değildir. Bu arada bu prenses elimi habire öpüp duruyor. Hemen arkasından Hint güllerine geçelim arkadaşlar. Hint güllerini de uzun zamandır sizlere göstermiyorum. Hint güllerimin 4 yumurtası olmuştu. Bu kuruçta da 3 tane bebeği oldu. Mama verdim. Şu an mama yiyorlar. Ben kayıt yaparken hayırlık yemek yemeye devam ettiler. Çok ilk defa böyle bir şey oldu. Çok tedirgin oluyorlardı daha önce. Sanırım bunlar da alıştı. Ama yemeye devam ediyorlardı. Ama konuşunca tekrar tuttular. Şimdi gelelim limon ve sarı prense arkadaşlar. Arkadaşlar limon. Habire çiftleşiyor yine. Artık önüne hangisini artık koyarsam koyayım çiftleşiyor. Hangi erkeği koyarsam koyayım çiftleşiyor. Şu kafesin tabanına bakın, kendine oyuk yapıyor. Sanırım oraya yumurtlayacak. Onun için yapıyor. Şu an yumurta var kendisinde. Ama yatırmayacağım kuluçkaya. Yatırmayı düşünmüyorum. Çünkü artık kuluçkaya bakmayı yarım bırakıyorlar. En azından biraz ara vereyim ki bıkmasınlar bebek bakmaya. Bıkıyorlar çünkü. 20 kişi dükkan bırakıyorlar. Tekrar çiftleşmek istediklerinde hepsini bırakıyor arkadaşlar. Bu işte Cafer. Bunlar da çiftleşiyorlar. Bütün çiftlerin çiftleşiyor arkadaşlar. Yakında hepsinin kafesin içerisine yumurtlar. Kış çiftleşmeden yumurtluyor zaten. Tekrar yumurtlayacak. Hadi kafesin dibinde. Poposunda kocaman bir pislik var. Çiftleşmeden yumurtluyor o da. Kuşun ve çimenin. Çünkü bakın yemliklerini hale getiriyorlar. Bakın bütün yemleri döküyorlar. Ben de şu şekilde koydum belki dökmezler diye. Yemlerin anasını ağlatıyorlar. Bütün yemler oraya gidiyor. Yemlere de zam gelmiş bu arada. Maviş melek. Maviş meleğin şeyini ters çevirdim arkadaşlar yemliğine. Onunki de böyle. O da döküyor çünkü. Bak ayak atıyor. Ama prenses güzel arkadaşlar. Prensesi bu şekilde kızgınlığını geçirdim bunu. Şu an kızgınlığı geçti. Aslında limonu da yaksam iyi olur ama limon kaldı bile halini. Yani limon yiyecek artık. Geciktim onun için. Bir iki çıkarttım da yetersiz geldi o.
Fazla uçmuyorlar zaten bunlar. Bunları bıraktığım yerde kalıyorlar. Gitsinin yanına bırakmıştım şeyi. Gitsi şu an tek arkadaşlar. Çünkü pamuk prenses dışarıda, normalde pamuk prenses yanında. Behzade korktu, gülüm benim, canım benim. Arkadaşlar dişisi yuvalıkta. Bu arada gözünüz aydın, albinolarımın ikisi de çiftleşiyor ve yumurtlayacaklar. İkisi de şu an yuvalıktalar. Bu Behzade olan, bakın şuna, bakın şuna. Habire benle uğraşıyor ya. Şimdi sen benden ne istiyorsun anne? Yeterince oynadık sabahtan beri seninle. Oynadık ama anne. Oynadık mı bir şey? Bunları tekrar arkadaşlar. İki tane de birine gerçi çakıl bakıyor ama mavinin şeyi düzeldi, mavisi. Mavi diyeyim artık, ben buna mavi demiyorum. Çünkü benim oldu artık, bu kuş vermeyeceğim. Kuş kardeşimin de biliyorsunuz. Huzurlu eş yaptım. Bunlardan rainbow çıkartma ihtimalim yüksek olduğu için bunları vermeyi düşünmüyorum. Bunları çiftleştirmeyi düşünüyorum. Kafasındaki o tüy dökülmesi geçti. Geçtiği için de tekrar yuvalığını taktım. Şu an tekrar hazırlığını yaptı. Yumurtlayacak arkadaşlar. Maviden de bu kadar. Mavi ve huzurdan da. Huzur. Nasıl kafasına kaldığını takıyor. İşte Angel'ım, şeyim, karım. Umumum seni göremedim birden. Angel. Şehzade. Seni birden göremedim anne. Mama mı yiyordun sen? Sen mama mı yiyordun anne? Ha? Birden göremedim seni. Ha? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bu zavallı fıstığım arkadaşlar. 7 tane bebeğe bakıyor. 7 bebeğe baktığı için çakılımla beraber heder oldular yine. Derbeder oldular. Tek bebekleri olan çiftim fıstık ve çakı. Diğerleri çıktı biliyorsunuz. Pamuk prenses huzur vermiyor bana. Pamuk prenses bebeklerin yanına gelmek istiyor. Hayır. Hayır pamuk prenses. Arkadaşlar bunlardan iki tanesi harç, diğerleri sanırım hep yeşil olacak. Yine ara ara ben size bunların renklerini gösteriyorum genel durumlarda. Ben mavi de çıkmasını istiyordum, cafer gibi. İnşallah bir tane de cafer gibi bir kuş çıkar. Çünkü iki yeşil çiftleşmesinden mavi kuş çıkıyor arkadaşlar. Ama şu küçüklerden ümitliyim. Küçük olanlardan ümidim var. Onların sen renkleri açık. Zaten gagası siyah olanlar tamamen yeşil oluyor. Yani koyu renk oluyor. Gagası açık renk olanlar böyle genç renkler oluyor. Yani böyle parçalılardan falan oluyor. Evet arkadaşlar, fıstığım ve çakılım bebeklerinden de bir şeyler göstereyim. Çünkü onlar şu an besleniyorlardı. Anneleri babaları besliyor. Şu an dışarı çıkmışlar, yiyemiyorlardı. Şimdi tekrar koyayım. Beslemeye devam etsinler. Senin kuyruğuna kaka mı yapıyorsunuz? Evet. Kocaman bir kaka yapıyorsunuz. Evet. Sıra geldi bebişlere. Bebişlerim var. Bir de serseri var arkadaşlar. Serseriyi de bu arada unutmayayım. Bunlar yine her zamanki gibi kaçtılar, saklanıyorlar. Gerçi mama vermiştim, mama yiyorlardı. Bu benim yanımda her zamanki gibi. Kendi kendine böyle el alıştı arkadaşlar. Biraz önce dişiyi bu kafese koydum, tepkiyi. Zeyna inanılmaz derecede kovaladı. Dişlik vermedi hayvana. Hayvan da kaçtı, çareyi kaçmakta buldu. Çok fena. Çok fena sahiplenmiş burayı. Kendisini yediğimiz gibi sahiplenmiş kafesi. En büyükleri o ya. Bunlar hala yerlerde yemek arıyorlar. Büyüdünüz artık, büyüdünüz. Hadi yemlik de şeyden yiyin.
şuraya şöyle bir örtü yaptım. Çok birazcık şeye geçtim arkadaşlar. Kış versiyona yavaş yavaş adım atıyorum. Birazcık sardım, sarmaladım. Kafesleri de sardım, sarmaladım. Salma kafesinde şu bezi tekrar gerdim ki şey olmasın diye, çıkmasın diye yiyenleri üşüşüyorlar ya, yerde yiyorlar çünkü. Burada hepsini yere geçiyorlar. Sonra üşüşünce hepsi dışarıya çıkıyor. Evet arkadaşlar, az daha serseriyi de yine unutuyordum. Serseriyi de göstermek istiyorum size. Serseriyi şu an geçici şu kafesin içerisine koydum. Çünkü diğer kafeste çok saldırganlaşmışlar bebekler. Birbirlerini dövüyorlar. Bu da onlara yeterli gelmiyor. Bu sadece uçarak kendini savunmaya çalışıyor. Uçarak korkutmaya çalışıyor diğer kuşları. Yoruluyor. Yorulduğu için de bitkin düşüyor galiba. Sürekli uyuklarken yakalıyorum kafes tabanında. Dışarıya çıkmak istiyor. Kafeslerin üzerine gidiyor. Ayaklarını ısırıyorlar arkadaşlar. Ayağı tam iyileşiyor. Tekrar ayağını ısırıyorlar. Şu an beni istiyor. Ben şu buradan gidersem geçer şimdi istemesi. Size serseriyi göstermek için. Hadi ye kuzum. Mamayı hadi. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bye.